yapacağım Cevdet. Bu sefer başaracağım. Hayır, ben gerçekten anlamıyorum. Niye ayrılmadın Yılmaz'dan peki? Yani çocuklarımla tehdit etti hep. Solmaz'a gidersen bir daha onları göremezsin dedi. Ben kardeşlerim başına bunları geldi bilseydim durur muydum hiç? Nereden bilecektin ki? Hay Allah'ım. Ah be cennet ya. Ah be ya. Ne diyeyim ben sana şimdi? Ben dayak bitsin istedim. Demireyim kocam dedim. Düzelir dedim. Bazen pişman oluyordu da düzeliyordu. Sonra yine aynı şiddet, değil mi? Bir şey değişmedi yani. Anlaması zor, biliyorum. Anlatması daha da zor. Ve böyle sanki bir... böyle bir kuyunun içindeyim. Kuyu değil de böyle bir kazan. Su dolu bir kazan. Ben içindeyim. Altında böyle odunlar yanıyor usul usul. Su ısınıyor. Gelirse parmağını soksan haşlanır ama ben ne fark etmiyorum bile. Anlatabildim mi? Hayır. Anlamıyorum ben. Benim böyle bir şeyi anlamam mümkün değil. Cennet! Cennet! Beni takip etmiş beni. Tamam tamam sakin ol. Korkma artık Cennet yeter tamam. Ben haddini bildim. Ay! Ne oldu? Kurban olayım karışma. Açsana şu kapıyı kız. Kurban olayım sen karışma. Dur burada. Dur burada. Yapıyorsun kız burada? Kimin eviymiş burası? Taziye'ye geldim. Kim ölmüş kız? Ya rahatsızlık verdik kusura bakmayın ha. Arkadaşın da pek yabaniymiş ha. Burası... burası kimin evi biliyor musun? Solmaz'ın kardeşin. Solmaz. Hatırlamadın mı? Hani beni yanına göndermiyordun, kızıyordun da. İzin vermiyordun. Ben dirisine gelemedim ama... ölüsüne geldim. Ha, tamam, hatırladım şimdi. Kızmaya canım. Şimdi ya niye kızayım? Kaç yıl geçmiş üstünden. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Üzüldüm bak şimdi. Ya ben de bir baş sağlığı dileseydim. Gidelim biz gidelim. Yeterince rezilini çıkarttın zaten. İnsanların acıları var. Ya ne bileyim ben. Ne olursa olsun solmaz. İyi kadın. Ne canı cennet olsun. Çık, çık. Zeynep Hanım. Merhaba. Sizi ben aramıştım. Buyurun lütfen.
Acele etmeyin. Ne zaman anlatmak isterseniz anlatabilirsiniz. Hayır, acele edeceğiz. Yılmaz denen o adamın hapse girmeden önce aldığı her nefes acı demek çünkü. Hem Cennet hem de ablam solmaz için. Ablanız mı? Yılmaz birini daha mı öldürdü? Evet. Ama daha da acısı şu ki ikisi için de bir kanıt yok elimde. O zaman Halil haklıymış. Çok affedersiniz, ben tam olarak anlayamadım. Elimde kanıt yok diyorsunuz ama ikinci bir şanstan bahsediyorsunuz. İkinci bir şans ne? Ben? Çok affedersiniz, ben sizi anlamıyordum, şu an hiç anlamıyorum. Yılmaz'a yakın olacağım. Hem de çok yakın. Tamam. Sen gelmem diyorsan ben gelirim. Anlamadım. Ya şimdi anlatamayacağım. En iyisi göstereyim. Sen şurada biraz bekle. 5 dakikaya geliyorum. Geç, geç, geç. Lan! Abi görmüyorum ya. Bak lan içine sen, haydi. Evlen ben. Ay. Olur mu ki? Olur olur. Bal gibi olur. Hiç kimse benim kaderimi ağzına sakız yapamaz. Ver bakalım elini. Ver. Ver. Hadi. Ulan hay Allah, bu olmadı. Neyse. Boy boy aldım. Dur bakalım. Hı? Ah, işte bu tam oldu ha. Yani şaştım kaldım vallahi. Ne diyeceğimi bilemedim ki. Evet. Ne diyeceğim? Madem tek dert dedikodu. E peki madem. Bundan sonra dedikodumu yapanın alnını karıştırırım. Sen artık benim namusumsun. Çok güzel. Yılmaz'la evleneceksiniz, öyle mi? Evet. Kadir Hanım, ben anlayamıyorum. Yani tam olarak sizin planınız ne? Ben size söylesem bana yapmayın diyeceksiniz. O yüzden lütfen bir şey sormayın. Zamanı geldiğinde görevinizi yapın yeter. Ben anlamıyorum. Bakın yakın bir zamanda Cennet'in gönderdiği gibi bir zarf geçecek elinize. Ama bu sefer bu zarfın içinde Yılmaz'ı hapse attıracak kanıtlar olacak. Kadir Hanım, lütfen açık olun bana. Kanıt derken ne demeye çalışıyorsunuz? Şimdilik hepsi bu. Daha sonra tekrar bir araya geleceğiz zaten. Bu benim telefonum. Lütfen bu anlattıklarım aramızda sır olarak kalsın. Merak etme. Teşekkür ederim. İyi günler Zeynep. İyi günler. Ablama kırdığın cezasız kaldı.
Cennete kıydım, cezasız kaldım. Ama beni öldürünce bu sefer kanıtlarıyla beraber hapsi boylayacaksın Yılmaz Efendi.